12. soru. Bir sayının 1 bölü 5'i ile aynı sayının 3 bölü 8'inin toplamı 23 ise bu sayı kaçtır? Ya ben sınavda olsam biraz beleşçilik yapardım. Nasıl? İşte 3 bölü 8'i diyor ya, demek ki bu 8'e bölünüyormuş. Şu gitti, şu gitti, şu gitti. 32 mi 40'mış? Ve 40 yuvarlak, bir oradan bakayım. 40'ı 8'e böldüm 5, 3 ile çarptım 15. 5'e böldüm 8, 15 artı 8, 23 geç. Yani böyle yapılır. Yani çok iş, artık çöze çöze bir işin beleşini görmeye başlıyorsunuz. Ama nasıl çözeceğiz bunu? Bir de şey yolu var. Ben hiç öyle çözmedim de, böyle olabildiğince düzgün yazma. İşte bir sayı, bu x olsun. 1 bölü 5'i x bölü 5 artı sayının 3 bölü 8'i 3x bölü 8. Sonra payda eşitleyelim. 8, 5. 8x bölü 40 artı 15x bölü 40 eşittir 23x bölü 40 eşittir 23. Öyleyse iki tarafta da 23 var. Sadeleştirelim. 1'e 1. 40'ı karşıya atalım. X eşittir 40. Tamam, güzel. Çok tane tane çözüm. Matematikçilerin istediği. Ama sınavda bunun yerine biraz daha soruya kurnazca yaklaşmak lazım. Sayının 3 bölü 8'i diyor. Bize getirip 3 bölü 8'inde mesela 38'i vermez. Örneğin 38'i 8'e bölünce atıyorum ne çıkıyor? 4 kere var. İşte 4 virgül atıyorum 4,625. Bize onu buldurtmaz zaten. Yani ne yapacak işte? Bölünen bir şey verecek. Ha, yeni sınav sisteminde bu kadar basit çıkmaz. Ama bu basitlikte de sorarlarsa işi sözel yönden zenginleştirip sorarlar. İşte Ahmet bir gün yaşının 1 bölü 5'inin babasının yaşının işte 3 bölü 8'i ile toplamının şu olduğunu fark ediyor. Ahmet'in yaşı da babasının yaşından 20 eksiktir. İşte ona göre oradan bir şey bağlayacağız. Yine 3 bölü 8'i diyorsa anlayacağız ki babanın yaşı 8'e bölünüyor. Çünkü küsuratlı yaş olmaz zaten. Hani yaş sorusunda direkt bu muhabbeti görmek lazım. Bu şekilde çözebiliyoruz.